arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada 9 Eylül Üniversitesi var. Kupa Kule isimli projelerini sunmak üzere kendilerini sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer jüri üyeleri, sayın hocalarım ve sevgili yarışmacı arkadaşlarım. DASK tarafından düzenlenen depreme dayanıklı bina tasarımı yarışmasına 9 Eylül Üniversitesi'nin temsilen katılmanın verdiği gururla Türkiye'nin dört bir yanından gelen 25 farklı takımla kaynaşma imkanı içeren bu organizasyon için DASK'a teşekkür ederek sözlerime başlamak isterim. Bu yılki takım danışmanlarımız Profesör Doktor Mustafa Düzgün ve Doktor Özgür Bozdağ önderliğinde ben Işıl Tavşanlıoğlu ve arkadaşlarım Yusuf Ak, Emirhan Özdemir, Murat Özev ve Oğuz Akdoğan olmak üzere 5 kişilik takımımızla katılmış bulunuyoruz. Depreme dayanıklı bina tasarım yarışması hepimizin bildiği gibi güvenli yapı yapmanın yanında asıl olarak tasarımların gerçek bir yapı gibi düşünülerek gelirlerin maksimize, giderlerin minimalize edilmesini içeren oldukça geniş kapsamlı bir yarışmadır. Bu fikirden yola çıkarak biz de nihai geliri en büyük olacak şekilde yapı tasarlamayı hedefledik. Bu amaçla değerli olan alt ve üst katların alanlarını mümkün olduğu kadar maksimum tutacak yapının ana şekline karar verdik. Aynı zamanda bina yüksekliği boyunca iç-dış ilişkinin devamlılığının sağlanması için bina hacminde boşluklar bırakılması öngörülmüştür. Binanın kullanım fonksiyonunun otel yapısı olması göz önüne alınarak dış cephelerin ışık alma ve seyir açısından mümkün olduğu kadar açık bırakılması hedeflenmiştir. Bu nedenle yaptığımız araştırmalar sonucunda günümüz yüksek yapılarının taşıyıcı sistemlerinde uygulanan A-Trigger sistemini kullanmaya karar verdik. Kullandığımız sistemle binanın geçiş bölgelerinde rigid katlar oluşturarak gerekli stabilitenin sağlanmasını, yatay yer değiştirmelerinin sınırlandırılmasını, deprem hasarlarının azaltılmasını ve merkezdeki perde ana taşıyıcının desteklenmesini amaçladık. Buna bağlı olarak oluşturduğumuz perde çerçeveli sistemde perde elemanları sayısını mümkün olduğunca az kullanarak bina ağırlığını da minimize ettik. Bu tasarım kriterlerine bağlı oluşturduğumuz 30 katlı binamızda, bina yüksekliği boyunca ara katlarda bıraktığımız boşluklar ve geçiş katında gerekli peyzaj düzenlemeleri yaparak binamızın görselliği daha da kuvvetlendirilmiştir. 30 kata sahip binamızda ilk 6 katı 400x400 mm, sonraki 14 katı 260x260 mm ve son 10 katı da konsollarla genişletilmiş şekilde 400x400 mm olarak tasarladık. Buradaki amaç daha da önce söylediğim gibi maksimum geliri elde etmektir. Yapısal analiz ve maliyet hesapları hakkında bilgi vermesi için sözü takım arkadaşım Oğuz'a bırakıyorum. Yapısal ve yapısal olmayan maliyetler yapının giderlerini oluşturmaktadır. Yarışma, binanın deprem sırasındaki tepe seviyesinin ivme ve yer değiştirmesine bağlı olarak ortaya çıkacak deprem maliyetini binanın gideri olarak hesaplamamızı istemiştir. Yarışmanın belirlememizi beklediği bu maliyeti bulmak için bize verilen deprem kayıtları altında SAP 2000 programında binamızı modelledik ve elimizdeki verilerin el verdiği ölçüde yapısal simülasyonlarımızı yaptık. SAP 2000 ile yapılan analiz sonuçlarına göre yapısal hasarları temsil etmek üzere kullanılacak olan çatı öteleme oranlarımızı KYH1 için 1000'de 2, KYH2 için 1000'de 6, KYH3 için 1000'de 11 olarak tahmin ettik. Ekipman kayıplarını hesaplamak için kullandığımız en büyük çatı ivmelerimizi ise KYH1 için 1G, KYH2 için 3,16G, KYH3 için 4,63G olarak tahmin ettik. Buna göre 3 kuvvetli yer hareketi için tahmin ettiğimiz kat ötelemesi ve çatı ivmesi değerleri kullanılarak ceza ve ödül puanları dahil edilmeden yıllık deprem maliyetimizi 3.016.804 TL olarak tahmin ettik. Yaptığımız hesaplamalar sonucu binamızın yıllık geliri 10.508.830 TL, arsa maliyeti, inşaat maliyeti ve deprem maliyetlerini içeren toplam yıllık maliyet 7.312.304 TL'dir. Bu değerler ışığında nihai yıllık kazancımızı 3.196.526 TL olarak tahmin ettik. Sonuç olarak deprem hasarları göz önüne alındığında tasarladığımız otel binamızın kar getirecek bir yatırım olduğunu düşünmekteyiz. Proje tasarımı ve hesaplar bittiğinde kar getireceğini düşündüğümüz binamızın maket yapım aşamasına geçtik. Hepimizin bir fil olarak çalıştığı yaklaşık 2 ay süren bu aşama bizlere bir takım olarak birlikte karar vermeyi ve bu kararları uygulamayı aşıladı.
Takım arkadaşlarım adına, takım danışmanlarımıza ve tecrübelerini bizimle paylaşan geçen yılki üniversitemiz yarışma ekibine teşekkür ederiz. DASK'ın düzenlediği bu yarışma sayesinde 25 farklı takımla kaynaşacağımız, birlikte heyecanla ve keyifle geçireceğimiz bizim için unutulmaz bir an olacağını umuyoruz. Teşekkürler, heyecanla sorularınızı bekliyoruz. Bir şey sormak istiyorum. Bu sizin binanız işte yine altta büyük bir alanla başlıyor, daralıyor. Üste daha da fazla sayıda bir katta bu alan genişliyor. Bunun yerine bunu düz devam eden, yani uniform devam eden bir bina şeklinde tasarlasaydınız, yapısal sistem açısından nasıl bir farklılık düşünürdünüz? Bir değişiklik yapar mıydınız? Alttan bir daralma yapmasa mıydık? Yapmasaydınız, düz devam etseydi yukarı kadar. Evet. Sisteminiz açısından bir değişiklik yapar mıydınız onu? Sistemimiz açısından bir değişiklik yapmayı düşünmezdik. Yani aynı sistemi yanlara kadar uzatıp sonuçlara göre karar verirdik. Outrigger sistemini dış akslara kadar devam ettirirdik. Peki, teşekkür. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, 9 Eylül Üniversitesi 29 katlı, 30 katlı tabii zemin o. Abi bu polemiği lütfen yani artık bitirelim bu polemiği. Aynen, tamam. Zeminde sayıyoruz. 30. Evet, 30'un zaten belli bir boyu var. Yani ben onu yakaladım. Uzaktan da çözerim. Mesela bak gelince şöyle söyleyeceğim. Evet, 9 Eylül Üniversitesi Kupa Kule. Evet. Merhaba, siz misiniz Merhaba. Sözcü? Evet. İsim nedir? Işıl. Işıl. Buyurun. Ne anlatmak istersiniz binanızla alakalı? Binamızda bizde en alt ve klasik olarak en üstlerde. Ben gittikçe ben sizi kapatmamak için gidiyorum. Tamam. Siz de gidince sürekli şey yapıyoruz. Yani şöyle alayım ben. Şöyle. Kameralara karşı. Evet. Daha heyecanınız artsın diye daha çok kameraya şey yapıyorum. Evet. Buyurun. Alt ve üst katlarda maksimum alanı kullanarak bir tasarım yaptık. Ayrıca İzmir 9 Eylül'den geliyoruz. Bu sene Karşıyaka basketbol şampiyonu olduk. Onun evet, için de tebrik ediyoruz Karşıyaka basketbol şöyle takımında. Şöyle sembolümüz de kupa şekli. Kupa oradan geliyor evet. Yani kupa kule. Evet şekil olarak ta onu anladım. Gösteriyor. Çok güzel bağladınız iki konuyu birlikte. Evet. Süper. Başka mesela basketbol sahası var mı? Mesela binanızın herhangi bir yerinde öyle bir şey. Bahçesine falan. Hani öyle bir destek, öyle bir şey. Yani üst katlarda şey olarak düşündük hani havuzlu alt katlarda yine öyle basketbol futbol olabilir. Bahçeye falan. Evet evet. Evet anladım çok güzel olur. Ben sizi şöyle alayım çünkü o psikolojiktir o şu biraz psikolojik. Tamam. Olsun. Evet ismi koyarken dediğiniz evet, karşıya kadar. Şekil olarak da kupa yandırıyor. Şekil olarak da evet, kupa evet. Farkındaysa Dumble'a da benziyor biraz. Yani. Yani kupa. Biraz daha böyle yukarı doğru büyüyen. Bizimkisi daha simetrik. Sizinki aslında, simetrik bir kupa. Evet, evet ama şey altı yine üst kat biraz daha büyük aslında. Evet ya altı ile üst kat aynı büyüklükte yani. Değil. Çevresinin genişliği aynı değil mi? Çevresi aynı. Evet aynı. Yüksekliği farklı. Anladım. Kupamızı müzemize götüreceğiz diyorsunuz. Evet, evet aynen öyle. Güzel bir bağlantı kurmuşsunuz. Kupa kule. Logonuzda da Q'yu ortak almışsınız falan. Evet evet kupale. Kupale şeklinde. Evet çok şık. Burada demek ki bir yaratıcılık da söz konusu sizde evet, biraz. Ben mimarlık öğrencisiyim. İşte zaten belli böyle bir şey oldu belli. Bir yaratıcılık durumu var. İç mimar mısınız? Yok hayır. Anladım. Mimarlık. Hazır mı şeyimiz binamızın katarlıkları? Bir katımız kaldı galiba. En üst mü kaldı? Bir kontrol edelim. Son kez tabii bir kontrol edelim. Evet.
Evet, hazır galiba bina. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Işıl'ı sözcü yapmışsınız belli. Konuşacaktık ama yetiştiremedik. Ne demek, ne demek? Konuşun lütfen, buyurun. Vallahi. Bekliyoruz, bağını bekliyoruz. Ne konuşmak? Buyurun yani, siz böyle. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Buyurun böyle. Geleyim öyle. İsim nedir? Oğuz. Oğuz, merhaba. Evet. Nasılsın Oğuz? İyiyim, siz nasılsınız? Kaçıncı sınıf öğrencisin sen? Yani mezun oldum ben. Ha, mezun oldun, evet. Oradan şey yapıyorsun. Mimarlık mısın ya? İnşaat... Ben inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisliği bölümünden. Anladım. Çok güzel isim, çok güzel bina, çok güzel ama ayakta kalır mı? Yani en önemli kalacak. Tahmin o. Evet, kalacak. Anladım. İnşallah ayakta kalır. Sizce? Çünkü bence kalmaz. Ben, kalmaz mı diyorsunuz? Yani beni çok şey olarak almayın. Burada hani zaten. Anlıyorsun zaten, evet. Ama çok teşekkür ediyorum. Onur ettiğiniz için beni de. Ama bu kalmaz. Deneyip göreceğiz. Ya benim tecrübelerim ki 9 tane maket gördüm bugüne kadar. 14 maket gördüm. Evet, 15. maket bu. İddia olayını. Bir saniye. Bayağı işler büyüdü. Burada çay. Şimdi kimseyle iddiaya girmedim. Şimdi burada sizle girersem biraz şey olur. O yüzden yok, kimseye teklif etmedi ama. Biz ettik ama. Evet, bu İzmirliler diretme var. Abi son kontrolü de yapacak var mı? Tamam abi, kırma daha fazla. Abi oynuyor ya. 19. kattan sıkıntı yaşayacaksınız. Bakın ben size söylüyorum şimdiden. 19. katı biz de içte destekledik oysa. Heh, bu yüzden değil, evet. Mi? Evet, ben de evet. Çünkü fark ettim o katın. Siz oradan tam göremiyorsunuz ama buradan 19. Evet abi, hazır mıyız? En üst katı da bir kez daha takacağız arkadaşlar. Evet, hazırız şu anda. Artık yerimizi alalım. Abi şöyle biraz geçelim şöyle. Merhaba Murat. Hazırız. Son bir kelepçe takacağız kabloya. Efendim, son söylemek istediğim şey varsa Oğuz, artık giriyoruz. Yani maketi izlemek istiyorum. Maketi artık arkama yaslanıp maketimi izlemek istiyorum diyorsun. Evet, biz de onu. İşin zevki burada zaten. Evet, en zevkli bölümü de zaten 3. sarsmada, biliyorsun çok keyif alıyoruz. Evet, 1. sarsmayı teknik masadan rica edebilirsek. Evet, 1'de 1 sıkıntı yok. Tahminlerinize göre hata payı da %6 kadar düşük. Fakat yer değiştirmede bayağı yüksek. Bayağı yüksek. Bakayım, 291. %291 yer değiştirmede. Nasıl buldun tahminleri, yani hata payını falan? Hepsini SAP analizlerinde yaptık. Analizleri modellediğimizde zaten bu değerleri yaklaşık bekliyorduk ama yer değiştirme beklediğimizin çok üstünde geldi. Bu kadar gelmemesi lazımdı. Bilmiyorum artık. Şimdi abi, yer değiştirme değerinizi de çok küçük tutmuşsunuz. Yani biraz ortalama bir şey. Analizden öyle çıktı. Sen yani. Yine de 3-5 koyun üstüne. Mesela şu tahminini 6 yapsan şu anda şahane. Aynen. Yani 2-3 puan her zaman üstüne. Değil mi? Var mıdır öyle bir profesyonellik yani? Her zaman bir 2-3 puan, değil mi hocam? Hani şeyi düşürür, ortalamadaki ne denir ona, anlatacağım onu. Yani uç noktalardan kaçarsın. Şimdi 2 çok küçük ya. O yüzden mesela 9'luk bir ölçü geldiğinde fark çok büyüdü. Evet. Bir dahakine inşallah, evet. İkinci sarsmamız hazır mı binamız? Hazır, o zaman buyurun ikinci sarsmayı alalım. Oğuz arkana yaslanıp izleyebilir. Evet. Kısa sürüyor bu, böyle bitti. Efendim? 9 saniye. Bu 9 saniye mi sürdü? Burada bilgi var. Bu mikrofonu alabilir miyiz? Evet. Önemli bir bilgi var. Buyurun, herkes sizi dinliyor birinci şu anda. Birinci depremin süresi 25.6 saniyeydi. İkinci deprem 9.1 saniye. Üçüncü deprem ise 35.6 saniye mertebesinde. Süreleri. Evet, bir alkış. Bir alkış alabilir miyiz arkadaşlar? Gayet. Teşekkürler, sağ olun. Gerçi ben bilgiyi teyit etmedik yani de olsun. Yine de bir bilgi var diye alkışladık yani. Bize... Doğru mudur bilgi?
Çok güzel çalışmış. 9.1 saniye sürüyor normalde. Time History'de SAP'a girdiğimiz verilerin aralığı 9 saniye ikinci deprem için. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Evet, hazırsak. Şimdi son detaylı incelemeler yapılıyor. 19. katta bir sıkıntı var mıymış arkadaşlar? Şimdi, lütfen buyurun, mikrofonu alır mısınız Emine? Siz şimdi ilk iki depremi gördünüz. Evet. Halen daha yıkılacak diyor musunuz? Evet. Bahse giriyor muyuz? Yok. Ya bahse girme yetkim yok. Olsa hemen kumar yasak, evet, burada. Çünkü Ramazan ayı. Ondan da öte, yani aslında bu konu biraz da üstüne kumar yapılacak bir konu değil gibi. Sizi atıyorum, anladın mı? Hani siz kötüsünüz. Top sizde. Yani evet, inşallah yıkılmaz. Ben inşallah istemiyorum yıkılmasını ama yıkılınca da keyifli oluyor. Üçü alabilir miyiz? Teşekkürler. Arkadaşlar, güzel yıkıldı ama. Evet, bak o çok önemli. Yani kalmak lazım. Yıkılmanın yani da bir şeyi var yani. Değil mi? Bir düşüşün de bir şerefi olmadı, bir şeyi var yani. Anladın mı? Hani düzgün yıkıldı yani. Işıl Hanım, size de çok teşekkür ediyoruz değerli sunumunuzdan dolayı. Bol şans diliyorum. Sıralamada inşallah puanlarınızla beraber daha yükseltirsiniz.